Yargı 2019'a yeni uygulamalarla girdi. Adalet Bakanlığı hem yargıda adalet sürecini hızlandıracak hem de milyonlarca Türk lirası tasarruf sağlanacak olan hedef süre uygulamasını hayata geçirdi. Hem hukuk davalarında hem ceza davalarında hem savcılık soruşturmalarında hem de bölge adliye mahkemelerinde görülmek, görülmekte olan davalarda belirli süreler hedeflendi. Bu süreler Adalet Bakanlığı'nca ilgili adliyelerimize, savcılıklarımıza UYAP ekranından gönderildi ve onlar tarafından artık vatandaş da bilgilendirilecek davanızın bir biteceği süre, hedef süre şudur diye onlar da bilgilendirilecek. E, hedef süre uygulaması bu şekilde hayata geçti. Yargıdaki yeni dönemi KON TV Haber'e değerlendiren Konya Barosu Başkanı Mustafa Alada söz konusu düzenlemenin yargıda reform niteliği taşıdığını söyledi. Hedef süre uygulaması hepimizin arzu ettiği, istediği yani yargının e, davanın, soruşturmanın bir an evvel sonuçlanması, bitirilmesi, hak sahibinin hakkının teslim edilmesi gayesi amacı güdülmüş. Bu anlamda düşünülmüş, hayata geçirilmiş bir uygulama. Pek tabidir ki bu uygulama sonucunda süre içerisinde bitirilemedi. Ne olacak diye bir soru yönelebilir. Ancak şimdilik mevzuatımızda, yönetmeliğimizde hedef süre içerisinde bitirilmeyen soruşturma, kovuşturma ve davalar için taraflara herhangi bir yaptırım yüklenmemiştir. Alada Hedef süre uygulamasının 3 Eylül 2018'den sonra açılan soruşturma ve davaları kapsadığının da altını çizdi. 3 Eylül 2018 tarihinden sonraki dava soruşturma kovuşturmaları kapsıyor. Her dava türüne göre de bir süre belirlenmiş. Örneğin anlaşmalı boşanmada malumunuz tarafların rızasıyla biten bir dava olduğu için süre çok kısa. 40-45 gün önerilmiş. Bu çekişmeli hale geldiğinde bu süre 400-450 güne kadar sartmış. Bunun yanında bir ceza davasından bahsedecek olursak bir adam öldürme davasında 400-450 gün gibi süreler öngörülmüş. Her dava tipine göre bir süre belirlenmiş. Yargıdaki bir diğer yeni düzenleme ise e-tebligatla alakalı. Yeni sistemle elektronik tebligatlar da artık zorunlu olacak. Vatandaş için bu zorunluluk esas değil ama... Örneğin avukatlar. Örneğin arabulucular, örneğin noterler, bilir kişiler e tebligat edinmek zorunda. Artık e, bu vasıftaki kurum, kuruluşlar ve kişilere tebligatlar e tebligat üzerinden yürütülecek. Kendilerine de varsa elektronik posta adreslerine, yine varsa telefonlarında SMS yoluyla duyurulacak. Tebligatın e-posta ile gönderildiği andan itibaren de 5. gün sonunda o tebligat yapılmış kabul edilecek.